Merhaba dostlar. Bugün yine bir ebced çözümlemesi yapmayı düşünüyoruz. Herkesin belki gidip gördüğü fakat bir türlü oradaki ebced ile ilgili kısmı çözemediğini düşündüm ve ilginç olduğuna inandım. İstanbul'daki iki tane Damat İbrahim Paşa'nın yaptırdığı Sultanahmet çeşmelerinin ebced çözümlemesini yapmak istiyorum. Şimdi şuradan bir Sultanahmet Çeşmesi'nin resmine bakarsak, bakın bu şekilde bir çeşme. Bu çeşme ile ilgili belki günlerce konuşmak lazım. Çünkü burada tam bir multidisiplin var. Yani mimarisinden edebiyatına, işte şu işçiliğinden bu işçiliğine, buradaki tezyinattan buradaki demir işçiliğine veya buradaki İşte ne deniyor ona matematikteki altın orana kadar pek çok güzellik burada mevcut. Bizi ilgilendiren şuradaki kitabe. Bu kitabede neden bahsediyor? Ebced'le bir alakası var mı? Onu şimdi çözümlemek istiyoruz. Orada şöyle yazıyor. Şuradan göstereyim. İşte bu yazı. Burada şöyle diyor. Bakarsak eğer. Bu bir şeyin tarih manzumesinin diyelim Kıtay-ı Kebir'e çünkü bu yani kaside değil Kıtay-ı Kebir olarak yazılmış. Bunun son beyti şöyle diyor: tarihi, bakın tarihi sultan, sultanın nunu buraya konmuş, Ahmet'in derken burada kef böyle, şurada da içindeki şey var, Sultanahmet'in cari, buradaki re'yi nun gibi yapmış ama cari derken y'si de şurada. Tarihi Sultan Ahmet'in cari zeban kelimesi. Bakın burada z'nin noktası burada. B'nin noktası burada. Nun'un noktası şunun içinde, görüyor musunuz? Zebanı lüleden. Lüleyi bilirsiniz herhalde değil mi? Lüleden yani oradaki suyun akması gereken yerden. Çeşmeden demek istiyor. Ne yapmış? Tarihi Sultan Ahmet'in cari zebani lüleden. Yani şu anda Sultan Ahmet'in buraya yaptırdığı eserin tarihi lüleden akıyor, çeşmeden akıyor. Bakın onu da ben buraya yazıyorum demiş oluyor şair. Aç, açın ç'si görüyorsunuz. Aç, aç. Besmele ile, şurada güzel h var. Besmele ile iç, iç, için ç'si, bakın aç, iç, suyu, suyu derken y'si burada suyunun, su, sat, vav, y ve ö, suyu, han, han derken h'dır, tamam mı, han, hırıltılı h, han derken nunu buraya koymuş, bakın, han, nun burada, han, Ahmet, elif, h, m, d, yani Ahmet, Ahmet, D derken güzel H'yi buraya koymuş. Sultan Ahmet D. Eyle, eyle. Görüyor musunuz? Elif, Y, Lam, H. Eyle, dua. Evet. İşte bu şeyin, eserin nesi? Sultan Ahmet Çeşmesi'nin kitabesi. Bu kitabede bir tarih görebiliyor musunuz? Hayır, göremiyoruz. Ama ne yapacağız biz? Ebced matiğimizle bu tarihi ne yapacağız? Şimdi ortaya koyacağız. Evet. Hemen şöyle yapalım. Bakın buradan hangi kısımdı? Tarih kısmı burası değil mi? Aç besmele ile iç suyu, Han Ahmet'e eyle dua demiş. Tamam. Biz bu kısmını şimdi şöyle alalım ve geçen dersimizden de hatırlıyorsunuz, her bir harfini ne yapmamız lazım? Ebced matiğe sormamız lazım. Aç derken elif var değil mi? Sonra cim var. Ç ve C'ler aynıydı biliyorsunuz. Aç. Besmele ile derken bes, besse, me, besme, ley,
L diye besmele ile bir tane Y eksik olabilir belki burada. Sonradan bir Y daha eklemek zorunda kalabiliriz. Çünkü burada besmele ile derken farkındasınız. Bir Y daha olabilir. Bu Y'ler her zaman bir fazla bir eksik olabilir yazıya göre. İç demiş. İç derken i var farkındaysa iç suyu su yı evet suyu tıkladık. Han demiş hı burada bakın han Ahmet'e Ahmet Ahmet e de burada Ahmet'e şu D'ye tıklayabildim mi bilmiyorum. Aklımızda olsun. Eyle dua demiş. Ne çıktı? 1141 tarihi. Acaba bu eserin hicri yapılış tarihi 1141 mi? Evet, 1141. Nereden biliyoruz? Tarihten biliyoruz. Fazla da bizi tarihle boğmayalım. İşte gördüğünüz gibi adam buraya hiçbir tarih yazmamış. Yani 1141 görüyor musunuz? Burada bir şey var mı? Öyle eski yazıyla 1, 2, 3 falan filan diye bir şey var mı? Yok. Ama bunu eskiler okuduğunda hemen Elif, Cim, bir işte Elif, Cim neydi? 3'tü değil mi? 4 yapıyor. Topluyordu baştan sona kadar ve sonuçta 1141 tarihini buluyordu. Aa bu eser 1141 tarihinde yapılmış diyordu. Şimdi daha ilginç bir örnek sunmak istiyorum. Bu da bizim şeydeki ya o söylediğim Sultanahmet Çeşmesi hepinizin bildiği gibi Ayasofya Camii'nin arka tarafında ve Humayun Kapısı'nın yanında yani Topkapı Sarayı'nın orada. Bir tane de damat İbrahim Paşa yine padişaha atfederek Üsküdar'a bir çeşme daha yapmış. Ona benzer ama daha küçüğünü yapmış. Ona da şöyle bir ne yapmış? Kitabe bir şair düşmüş. Bunda çok ilginç bir şey var. Yani espri yapıyor adamlar ya. Esprili bir hayatları var. İlginç, matematik dolu, zekice bir hayatları var. Estetikle dolu bir hayatları var. Burada bakın. Şöyle demiş şair. Didi Han Ahmet bakın Didi. Didi'nin Y'si şurada bakın. D. Y'nin iki noktası burada. Didi bu yerde şey. Didi Han biraz önce söylemiştik. H A N Han Ahmet güzel. Ahmet'in altında bir nokta var. Allah Allah fazlalık bir nokta ya bu. Buna bir mim koyun. Biraz sonra espri zaten buradan çıkacak. İle bakın İ Elif Y İ L güzel H ile ile bile Didi Han Ahmet ile bile İbrahim İb Elif B R A H güzel H bu. Him İbrahim güzel H. Burada bir Y var farkındaysanız o yüzden onu unutmayalım. Tarihin İbrahim tarih. Demek ki ne diyor? Ben burada şimdi İbrahim'in yaptırdığı bu çeşmenin tarihini söyleyeceğim. Didi dediğine göre değil mi? Söyleyeceğim. İşte burası da nedir? O tarihin olduğu yerde su vardı. Su. Suyu görüyorsunuz. Vardı. Su vardı. Dal ve ye. Su vardı. Alemi. Alemi su varmak ne demek? Alemi suladı demek değil mi? Su varmak Türkçe. Alemi suladı. Su vardı. Su vardı. Su vardı alemi. Desti. Destin D'si. S'si T'si. Desti. Muhammed'le. Lam ve güzel H. Muhammed'le. Cevat. Cevat bakın cevat yani cud, iyilik. Muhammed'in iyilik eliyle Allah. Bakın. Muhammed'in iyilik eliyle ne yaptı? Alemi suladı. Kim? İşte damat İbrahim Paşa ve üçüncü Ahmet. Haydi bunu da bulalım. Bakın buradan hemen şöyle alalım ve
burayı çözelim bakalım. Ha bunu baştan söyleyeyim. Bunun tarihi de aynı yıl yaptırılmış. 1141 çıkması lazım. Acaba bulabileceğiz mi? Bulamazsak da yalandan ne yaparız? Ha şunu şunu ekleyelim falan deriz. Olur mu? Olmaz herhalde değil mi? Sonuçta matematik her zaman haklı çıkar. Bakıyoruz şimdi. Su vardı diye başlamış değil mi? Su vardı. Su. Su. Sunum U'su. Su. Var. Bir V daha var. Su vardı. Su vardı, suladı demek değil mi? Su vardı. Alemi. Aynı yazılır alem. A. L. Mi. Alemi. Su vardı. Alemi. Alemi şurada. Desti. Dest el demekti. Allah Allah. Yine, tamam. Desti. İnşallah çokça tıklamamışızdır. Desti Muhammed'le değil mi? Muhammed'le Muhammed'le Cevat Cevatullah demiş. Evet. Burada bir yeri fazla yazdık. Çünkü 1141 çıkmalıydı hatırlıyorsanız. Bir yeri fazla yazmış olmamız gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Erinmiyoruz. Tekrar bir şöyle tekrar hesap yapıyoruz. Bu işler böyledir. Hemen paldır küldür çıkmaz. Şimdi tekrar baştan alıyoruz. Su vardı dedik değil mi? Su. Orada iki defa dala tıklamış olabiliriz. Su vardı. Su. İkinci varmış. Su var. İşte böyle bir bazen tutukluk yapıyor. Su vardı. Su vardı. Şuraya kadar geldik. Alemi. A. L. Mi. Burada da L'yi çarptım, anlayamadım. Alemi. Dest. Dest. Desti. Muhammed. Muhammed. L. Muhammed L diyor. Bakın burada L var. Cevat. Cevat. Evet, Cevat Allah. Cevatullah oluyor o zaman. İki lan var. Cevatullah. 1144 tarihi çıktı şimdi de. O zaman buraya tekrar bakıyoruz. Burada bir iki şey fazlalık var. Farkındaysanız. 2, yani 1142'de yapıldığı söyleniyor. Biraz önce baktım. 1141 değil, 1142'ymiş. Acaba bunun tarihinde bu iki çok fazlalık nereden geliyor? Şöyle bir bakalım. İki fazlalığı nereden gelebilir? Didi Han Ahmet ile bile diyor. Şurada bir nokta vardı, görüyor musunuz? Burada bir nokta var idi. Bu nokta boşu boşuna konmuş deniyor idi. Değil mi? Acaba boşuna mı? Bakalım şimdi. Bu altta bir noktanın anlamı bakalım kaçmış. Şöyle bakıyoruz. Pardon şurada. İki. Bunu eklediğimizde 1141 tarihini ne yapmış oluyoruz? Elde etmiş oluyoruz. Yani buradaki şu nokta bir espri.
farkındaysanız. Yani normalde Ahmet kelimesinin altında nokta olmaz. Burası ile kelimesi tam. Bu taraf tam. Burada bir fazlalık nokta var. O halde şair ne demek istiyor? Bu noktayı bu işin içerisinde şuradaki toplamdan çıkart diyor. O zaman da ne oluyor? Bu eserin yapılış tarihi 1142 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Yani böyle esprili şeylerle ebcedi atalarımız kullanmış. Şurada bir tarih görüyor musunuz? 1142 veya 1141 gibi bir tarih görüyor musunuz? Hayır, yok. Eskiler bunu şu tarihi kelimesini görünce ha demek ki burada tarih düşmüş adam diyordu ve burayı hesaplıyordu. Tabi hesapladığında diyordu ki ya burada bir eksik fazla var falan. Acaba nereden geliyor? Buraya bir espri saklamış. Bakın bir tane B. B'nin karşılığı ne? 2. Çıkart onu 1144'ten. 1142. Demek ki 1141-1142 tarihleri arasında bu eser yapılmış şeydeki Üsküdar'daki eser. Bunlar bizim ebcedle ilgili gerçek bilgilerimiz. Yani ebced eşittir fal bakma filan değil. Ha, siz öyle düşünüyorsanız siz diyorsanız ki hayır kardeşim ebced şeydir fal bakmadır. Gidin bakın ama %90 bütün fallar gibi o da saçma sapan bir şey çıkacak. Ama atalarımız öyle saçma şeylerle uğraşıyor değildi. Atalarımız ebced deyince tarih düşüyorlar idi. İşte burada olduğu gibi eserin üzerine tarih düşüyorlar idi. Gelecek programımızda değişik bir örnekle daha beraber olalım inşallah. Hoşça kalın.